Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir yandan sohbet, bir yandan da bu çizimi neden yaptığımı anlatmak istiyorum. Bu kanalım ve benim için çok özel ve anlam içeren bir video olacak. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Ersin, soyadım Mert ve şuna da bir açıklık getirelim artık. İki ismim olduğunu sanıyorlar. Ersin ve Mert birleşik mi diye sorarlar hep. Ama siz kimseye inanmayın arkadaşlar. Adım Ersin, soyadım Mert. Evet, Ersin Mert kimdir? Düzce'de yaşıyorum, 23 yaşındayım. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdim. 2010 yılıydı yanılmıyorsam. Endüstri Meslek Lisesi'ne kayıt olmak için gitmiştik babamla. Ama maalesef ki puanım oraya yetiyordu. Ve o okula gitmeye inanın ki hiç istemiyordum. Aklım hep çizimle ilgili bir şeyler yapmaktı. Yani hayalim hep o yöndeydi. Kayıt esnasında babam çizim yapmayı çok seviyor. Hani bunun gidebileceği bir okul var mı diye. Çizim üzerine bir bölümünüz var mı diye sorduğunda hani müdürde teknik çizim var yapabilir mi veya onun üzerine okumak ister mi diye bir cevap vermişti. Ama şunu demişti, burası çok kritik. Bu okulun aşağısında yeni bir Güzel Sanatlar Lisesi açıldı. İsterseniz oraya bir şansınızı deneyin demişti. Biz de oradan çıkar çıkmaz oraya gittik. Güzel Sanatlar Lisesi'nin olduğu yere. Kayıt yaptık, 2 gün sonra sınav olacak dediler bana. Ama okulu görmeniz lazımdı arkadaşlar. Böyle cam yok, kapı yok okulda. Böyle bildiğiniz okul harabeydi ve ben okulun ilk mezunuyum. Sadece resim ve müzik sınıfı vardı. 60 kişilik bir okuldu ilk açıldığında. Yani okulu biz yaptık diyebilirim size. Sandalyeleri boyadık, camları sildik. Yani neler neler yapmadık ki. Okulun duvarlarını boyadık, resimler çizdik, bankları onardık. Yani çok emeğimiz vardı okulda. Benim için anlamı çok büyük. Sonra sınav oldu işte. Ben de orayı kazandım. Yani biraz şans eseri kayıt oldum diyebilirim. Çünkü o Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmeseydik güzel sanatların açılacağını bilemezdim yani. Oradaki müdür hayatımı çizimle devam ettirmem konusunda etkin bir rol oynadı diyebilirim. Dinlediğiniz üzere lise maceram böyle. Daha çok anılar var, güzel şeyler var ama bu videoda biraz kısa tutalım. Başka videolara saklayalım sohbeti. Üniversiteye gelecek olursak yine aynı çizgide ilerledim diyebilirim. Yetenek sınavlarına girdim. İstanbul, Eskişehir ve Kütahya. En son sınavı denediğim yer ise Bolu oldu. Ve sonrasında tercihim de orası oldu. İyi kötü 4 yılın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi resim öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Dinlediğiniz üzere hayatım çizim üzerine kurulu diyebilirim. Çizimle de ilkokulda tanıştım. Bunu en başta anlatmam gerekirken ortaya koymuşum. Olsun. Ama benim için tek farkı çizim yaparken büyülenmem ve hayallere dalmam oldu. Bu da hayatım boyunca her fırsatım olduğunda çizim yapmama neden oldu. Az çok çizim maceram bu şekilde. Eğer asıl konuya gelmezsen bu konu uzadıkça uzayacak arkadaşlar. O yüzden çizimi anlatmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Umarım kafanızı şişirmemişimdir. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi videonun asıl konusuna gelecek olursak. Her gece olduğu gibi çizim yapıp video hazırlıyordum. Geç saatlere kadar çalıştığım için sabah da kalkması zor oluyor biliyorsunuz. 11 Mayıs sabahı kalktığımda saat 10'du yanılmıyorsam. İnterneti açtığımda gördüğüm ilk mesaj Instagram'ını mı kapattın oldu. Ben de kendi kendime lan ne kapatması dedim ya. Sersemlik ve şaşkınlık içinde Instagram'a tıkladığımda hesabın topluluk kurallarını ihlal ettiğin için kapatıldı yazıyordu. Ben diyorum ki kardeşim neyi ihlal ettim? Yani çizerek neyi hangi kuralı çiğnemiş olabilirim ki? Kendi kendime söylendim. Biraz da telaşlandım hani acaba bir daha açılmayacak mı? Ne zaman açılır? Onca emeğim çöp olacak korkusuyla telaşa kapılmadığımı söylersem yalan atmış olurum. Stresli ve telaşlı bir gün oldu benim için. Kendime geldikten sonra arkadaşlarıma danıştım ve birkaç araştırmadan sonra bu olayın başıma gelmesini bir kişi veya kişiler tarafından yapıldığını öğrendik. Yani sizin de bildiğiniz gibi çoğu YouTuber ve yayıncının başına gelen bu durum bu. Taklit atıp insanların hesabını kapattıran vizyonsuz kişilikler diyebilirim. Ya hala anlamıyorum ya gerçekten çizim yaparak nasıl düşman kazanabilirim? Bu arada Instagram'da çocuk mu çalıştırıyorsunuz arkadaşım? Ya koskoca firmasın sen ya, koskoca bir markasın. Sen nasıl adamın teki dün açmış hesabını? Ben bu hesabı 2013'ten beri kullanıyorum. Adam benim profilimin aynısını yapıyor ve Ersin Mert beni taklit ediyor diyor ve benim hesabımı kapatıyorsunuz araştırmadan. Ya bu nasıl bir, ya buna ne denir ya? Bu ya buna diyecek bir şey bulamıyorum ya. Bu saçmalık. Burada biraz yükseldiğimin farkındayım. Kusura bakmayın. Ama gerçekten herkes bu durumdan sıkıldı. Yani insanların emekleriyle oynamasından çok sıkıldı herkes. O yüzden bunu yapan kişilerin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani ben bugün ünlü olsam, 1 milyon takipçim olsa anında hesabımı açarlardı. Bir hafta içinde hesabımı bana geri verirlerdi. Ama Ersin Mert kim ki? 6.000 takipçili bir ressam veya sulu boya sanatçısı veya hiç kimse. Yani onlara göre hiç kimseyim. Başıma böyle saçma bir
iş geldi. Bunu yapan biri çok yakınım da olabilir ya da beni tanıyıp gıcık olmuştur. Yani bir şekilde ilerlememi istemeyen kişiliksizlerdir. Ya ben 7 ay uğraştığım tablomu yeni paylaşmıştım. Azıcık kalsaydı yerini ısıtsaydı ya. Yani hayatımdan çok şey kattığım yağlı boya tablomu kırkı çıkmadan kapattınız. Püh size. Yazıklar olsun. Bu yağlı boya tablom yaşadığım 4 yılı iyi kötü tecrübelerimi anlatan bir çalışmaydı. Ve ben de bu olayın üstüne böyle bir çizimle sizlere hislerimi anlatmak istedim. Bu çizdiğim dünya ve orada bulunan materyaller benim her çalışmamda en az bir kere kullandığım imgelerdir. Çöp kutusu ve oradaki dağınıklık, mazgal, sarmaşıklar, sokak araları ve duvara asılı klimayı bile her defasında çizmekten aşırı keyif alıyorum. Yaşadığım bu olayları sevdiğim mekanlarda kurgulamayı ve anlatmayı seviyorum. Bundan sonra bir şeyin aynını yapmak yerine kendi kurgularımı anlatmaya devam edeceğim. Eskiden çok gerçekçi çizimler yapardık. Bir şeyin aynısını çizmek isterdik. Ama sanat alanında geliştikçe zihniyetiniz de gelişiyor ve değişiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu olay gerçekten çok güzel bir şey. Sizlerle sohbet etmek istedim. Sizden ricam şu arkadaşlar. Yaptığım çalışmayı birlikte inceleyelim istiyorum. Uzun kısa fark etmez. Ne yazarsanız benim hoşuma gider. Yani ne gördüğünüzü bilmek, sizinle sohbet etmeyi gerçekten istiyorum. Bu video ve çalışma kanalımdaki en özel içerik olacağına inanıyorum. Yani sizden bunu istiyorum arkadaşlar. Hesabın ne zaman açılacağını bilmiyorum. Açıldığı tarihte bu video ve çizimi paylaşacağım. Umarım gerçekten kafanızı şişirmemişimdir. Ama benim de bunları anlatmam lazımdı. Çünkü gerçekten çok doldum. Yani neredeyse bir ay hesabına ulaşamıyorsun. Ve hiç kimse sana yardım edemiyor. Yani çok saçma bir durumun içindeyim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.